Yahya bin Nufel'den hatta Musa bin Cafer aleyhisselam ikindi namazından sonra ellerini kaldırır. Musa bin Cafer aleyhisselam ikindi aleyhi rıdvan da diyebiliriz. Namazından sonra ellerini kaldırır ve dua eder. Ona kimin için dua ettiğini soruyorum. O şöyle der. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden El Mehdi için ve devam etti. Geniş karınlıdır. Karnı geniştir. İnşallah. Zayıf değil Mehdi. Bakın bu kaçıncı? 20 tane hadis var belki. Kaşları yakındır. İkisi kaşı birbirine yakın. Yani bitişik gibi. Yakın. Yani bir de uzak kaşlı olanlar vardır. Bir de yakın. Kaşları yakındır. Bacakları çok enerjiktir. Hareketlidir. Oradan oraya gider, oradan oraya gider. Omuzları geniştir. Dar bir insan değil, ince bir insan değil. Omuzları geniştir. İnşallah. Onun gecesi Allah'a boyun eğerek ve secde ederek yıldızlara nöbet tutacaktır. Yani Allah'ı anarak geceyi geçirir. Tebliğ yaparak, İslam'ı yayarak geçirir geceleri. Secde ederek yıldızlara nöbet tutacaktır. Yani yıldızların çıktığı yatsı vakti. Evet. Daha geç vakit ona işaret ediyor. Kendisini suçlayanların attığı iftiralar onu Allah'ın huzurunda etkilemeyecektir. Bakın, kendisini suçlayanların attığı iftiralar onu Allah'ın huzurunda etkilemeyecektir. O nur yayan bir kandildir. Maşallah. Risale-i Nur külliyatına işaret ediyor aynı zamanda bu hadis. Evet. Değil mi? Evet. Risale-i Nur'dan da istifade edeceğine bir işaret var. O nur yayan bir kandildir. Allah'ın emri ile çıkacaktır. Allah'ın emretmiştir, çıkaracaktır. Çıkaracaktır Allah diyor inşallah. Biharül Enver 86-81. İmam Muhammed Bakir aleyhisselam ve İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam demiştir ki, Cafer-i Sadık İmam Rabbani'nin hocası. Evet. İmam-ı Azam'ın hocası. Evet. Yani İnşallah, evet. Hanbeli mezhebin, Hanefi mezhebinin kurucusu. Evet. Ebu Hanefe'nin hocası. Cafer-i Sadık. Demiştir ki, Mehdi Hazretlerinin iki alameti vardır. Kaim Mehdi'nin başında siyah bir leke olacak. Alnında bir siyah bir ben olacak. Yani küçük bir ben. Omuzlarının arasında reyhan yaprağına benzer siyah bir leke olacaktır. Benlerinden bir başka, iki beninden bir tanesi. Yani bakın evet. Burada da reyhan yaprağına benzetilmiş. Evet. Ağaç yaprağı gibi bir ben daha vardır diyor, çıkık. Evet. İki ben var Mehdi'nin. Bir kalbinin üstünde, kalp hizasında var. Bir de biraz daha onun diyor bitişiğinde birinde Mersin ağacı yaprağı gibi diyor. Burada da reyhan yaprağına benzer diyor. Ağaç yaprağı gibi bir ben vardır. Yani üç boyutlu bir ben olduğu anlaşılıyor. Dışa çıkıp bir ben. Gaybetül Nümani'de. Ebu Said el-Hudri Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem nakleder. Şüphesiz Yüce Allah benim soyumdan ve ehli beytimden dişleri güzel diyor. Parlak alınlı birini çıkartacak. Alnı parlak. Böylece o da yeryüzünü adalet, refah ve ekonomik eşitlikle dolduracak. Tabi ekonomik eşitlik Arapçasında böyle geçmiyor ama yani Türkçe karşılığı olarak bu şekilde alınıyor. Evet. İktüttürer fi ekber muntazar sayfa 101. Ebu Cafer İmam Muhammed Bakır aleyhisselam hazretleri cetleri yoluyla biliyorsunuz Hazreti Mehdi'nin de ceddidir zaten. Ehli Beyt'in lideri Hazretleri, Mehdi Hazretleri müminlerin emirleri oraya geçelim. Ehli Beyt'in lideri Peygamber Efendimiz kastediyor. Ehli Beyt'in lideri müminlerin emiri aleyhisselamın minberden söylediklerini nakletmiştir. Yani Resulullah'ın söylediklerini nakletmiştir. Minberde ne konuşuyorsa. Ahir zamanda soyumdan bir kişi çıkacak. Peygamber Efendimiz söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Al renkle karışık açık tenli. Koyu esmer değil, zenci gibi değil. Bakın. Al renkte hafif kırmızıya çalar. Karışık açık tenli. Arabi yani. Peygamber Efendimiz rengi de Arabi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Arabi denince beyaz olup kırmızıya çalan. Açık tenli olacak. Açık ve geniş karınlı olacak. Karnı geniştir diyor. Uyluk kemikleri geniş ve büyük, belirgin olacak. Peygamberin renginde iki et beni bulunacak. İşte biri o kalp
kalp hizasındaki olan beni, öbürü de yaprak şeklinde olan beni. O Hazreti Mehdi aleyhisselam yükselecek inşallah Allah'ın katıyla. İmam Hazreti Mehdi'nin hayatı Alleme Bakır Şerif El Kureyşi. Bir başka hadiste Hazreti Ali aleyhisselam, Keremullah vece, Allah'ın aslanı, Esedullah, benim de ceddimdir biliyorsunuz Hazreti Ali. Evet. Dedemdir inşallah. Tekrar İmam Mehdi aleyhisselamdan şu sözlerle bahseder. Geniş alınlıdır. Açık ve geniş karınlıdır. Uylukları geniştir. Ön dişleri parlaktır. Sağ uyluğunda bir ben vardır. Sağ bacağında, uyluk kısmında anlaşılır tarzda bir ben. Mehdi'nin alametlerindendir. Başka bir hadiste biz bunu söylemiştik. Bu da ayrı bir hadis. Burada da var. Yenabül Mevadde sayfa 423. Evet. Mehdi benim torunlarımdandır. Yüzü parlak bir yıldız gibidir. Teni Araplara, Araplar beyaz olur biliyorsunuz. Kırmızıya çalar beyaz. Vücudu İsrailoğullarına benzer. Ben İsrail gibi ve heybetli ve acar. Evet. Yani bu klasik İsrailler gibi görünüşü dışarıdan bakıldığında. Dünya önceden zulümle dolduğu gibi yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Göklerde ve yerde yaşayan tüm canlılar, kuşlar bile, havadaki kuşlar bile onun hükümdarlığından ve halifeliğinden mutluluk duyacaktır. Hayvanların bakımına ilgilenecek, yemleriyle ilgilenecek, onlara insanlara zarar vermesini durduracak, onlara barınma yerleri açacak. İnşallah. Çeşitli safhalarının bir tanesini vermiş, 20 yıl boyunca hüküm sürecektir diyor. Bu dünya hakimiyeti safhasıdır. İnşallah. İnşallah. El beyan fi ahbaru sahibi zaman. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de biraz bahsedeyim. İnşallah. Değil mi? Dedemdir, çektimdir. Evet. O güzeller güzellerinden bahsedeyim. Maşallah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok yakışıklı ve alımlıydı. Böyle İnşallah. Baktım mı? Değil mi? Evet. Bütün kadınlar da yani her bakan yani peygamberimize aşık oluyorlardı. Maşallah. Çok fazla evlenmek isteyen vardı. Çok az bir kısmını kabul etti peygamber Efendimiz. İnşallah. 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 Maşallah. Maşallah. Yani böyle yakışıklı, üstelik olağanüstü etkileyiciydi yani. Çok çok etkili. Bakan, hatta böyle hipnotize oluyorlardı. Bir kısmının dili tutuluyordu. Peygamberimiz ağızlarını meshediyordu. İnşallah. Değil mi? Ondan sonra evet. konuşabiliyor. Ya şakalaşıyordu onlar, ondan sonra açılıyorlardı. Heybetinden, nurundan böyle insanların kalbi duracak gibi oluyordu. Maşallah. Heyecandan, maşallah. Maşallah. Mübarek yüzü ayın 14'ündeki dolunay gibi parlardı. Pırıl pırıl. Burnu gayet güzeldi diyor. Gür sakallı, iri gözlü, düz yanaklıydı. Ağzı geniş, dişleri inci gibi parlaktı. Boynu sanki gümüş hüzmesi gibiydi. Boynu da parlıyor. İki omuz arası geniş. Bak Allah'ın aslanı, maşallah. Maşallah. Değil mi? Evet. Pehlivan yani. Yapılı, zayıf değil, naif böyle, ince değil. Onun kemik başları kalın idi. Cem'ül Fevaid min Cemi'ül Usul uzun bir eser 5 cilt 5. cilt İzmir İz Yayıncılığı sayfa 31. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Efendimizin boyu ne çok uzun ne de fazla kısaydı. Mehdi de öyledir. Ne fazla uzun ne kısa orta boylu. Teni de ne duru beyaz ne de koyu esmerdi. Bakın. Evet. Koyu esmer değil, zenci değil. Gibi değil. Değil. Ne de duru beyaz, yani bembeyaz da değil. Nasıl? Kırmızıya çalar beyaz. Evet. Yani arabi. Evet. Arabi rengi. Mehdi de öyledir. Saçları ise ne düz ne kıvırcık idi. Hafif dalgalı saçları. Evet. Mehdi'nin de saçları dalgalıdır. Evet. Hatta şu kabalacı Yahudi, kabalacı Nostradamus var. Evet. Tam bu tarihi veriyor. 2010'lar, 2020'ler gibi diyor. Doğudan Türkiye'yi tarif ediyor. Bütün İran her yer tarif ediyor. Bir kişi çıkacak diyor. Saçları dalgalı diyor. Genç. Maşallah. Bütün bölgeye hakim olacak. Roma'yı da fethedecek. Roma'yı da alacak diyor. Maşallah. Nostradamus söylüyor bakın. 2040'larda diyor. 2050'lerde bu bitmiş olacak diyor. Maşallah. Ve kimse onu durduramayacak diyor Nostradamus. Nereden kaynaklanıyor? Resulullah'ın hadislerinden almış.